Şimdi ben bunları ilk duyduğum zaman bir espri falan gibi anladım. Şimdi iki şey tabii önemli. Bir kere Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Hani 100 yıl doldu falan süre doldu bitecek bir anlaşma değil. Ve çok taraflı bir anlaşma. Birçok ülkenin dahil olduğu bir anlaşma. Bir kere süre meselesi söz konusu değil. Anlaşmada böyle bir şey yok. Gizli madde meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak bir durum. Çünkü malumunuz siz meclisi yakın takip ediyorsunuz. Bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma o ülkelerin, imzalayan ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır falan. Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak, bunu kim bakacak, değerlendirecek de onay verilecek? Gizli bir hüküm olamaz uluslararası anlaşmalarda. Konuşan kişi direkt Büyük Millet Meclisi Başkanı. Senelerdir bu konuyla ilgili tek kelime etmeyen iktidar şu an çıkmış diyor ki Lozan Anlaşması'nın gizli maddesi yoktur. Lozan Anlaşması 100 senelik değildir diyor. 2023'e kadar bu konuyla ilgili suskunluğunu koruyan hükümet bugün çıkmış 2023 falan hepsi hikaye diyor. Bu videoyu sizden ricam kahvede siyaset yapan dayılara izletin.